Evet. Kameraman arkadaşlar hazırsa başlayabiliriz. Biz startı onlardan alıyoruz. Tamam. Evet. Değerli basın mensupları, bugün genel merkezimize Gelecek Partisi'nin çok değerli Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu ve çalışma arkadaşları bir iadeyi ziyarette bulundular. Hem de aynı zamanda bir hayırlı olsun ziyaretiydi bu. Genel merkezimiz hayırlı olsun ve birinci yıl dönümümüz hayırlı olsun ziyareti. Sayın Genel Başkan'ın şahsında tüm arkadaşlarına da bu ziyaret için, bu nazik ziyaret için özellikle teşekkür etmek istiyorum. Görüşmemizde ülkemizin içinde bulunduğu zor şartları, her alanda ülkenin yaşadığı sorunları karşılıklı olarak ele aldık, değerlendirdik. Ne yapılabileceği konusunda, çözüm konusunda, bazı konularda yine görüş alışverişinde bulunduk. Gerçekten Türkiye'de her alanda sorunlar büyüyor. Çözülen hiçbir sorun yok. Eski sorunlara yenileri ekleniyor. Ve şu andaki yönetimin, şu andaki iktidarın artık bu ülkenin sorunlarını çözme kabiliyeti, becerisi, kapasitesinin olmadığı da çok açık bir şekilde ortaya çıkmış durumda. İyi hazırlanmak gerekiyor. Neler yapılacağı konusunda, ülkenin sorunlarına çözüm üretme konusunda çok iyi hazırlık yapmak gerekiyor. Ki bu hazırlıkların en önemlilerinden bir tanesi biliyorsunuz, güçlenmiş parlamenter sistem. Bizim yine heyetimizle beraber Gelecek Partisi Genel Merkezi'ne yaptığımız ziyarette, Sayın Genel Başkan Davutoğlu'nu ziyaretimizde de bu konuyu konuşmuştuk. Bu güçlenmiş parlamenter sistemle ilgili çalışmaları ilerletmemiz, ikili bazda diyalog ve işbirliği sürecini ilerletmemiz bu önümüzdeki dönemin en önemli konu başlıklarından bir tanesi olacak. Tabii Türkiye'de sistem yanlış bir sistem oldu. Ama sadece sistem değişikliğiyle ülkenin sorunlarının çözülmesi de çok zor görünüyor açıkçası. Onun için hem sistem değişikliği gerekiyor hem de ülkeyi yöneten zihniyetin değişmesi gerekiyor. Yani topyekun bir iktidar değişikliği artık ülkemiz için kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımızda. Bütün bu konularla ilgili güzel bir istişare yaptık, güzel bir değerlendirme yaptık. Ben tekrar çok değerli Genel Başkan Sayın Davutoğlu'na bu ziyaretler için teşekkür ediyorum ve şimdi sözü kendilerine bırakıyorum. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Ben öncelikle Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan'a misafirperverlikleri dolayısıyla heyetteki mütebessim karşılama ve güzel sohbet dolayısıyla teşekkür ediyorum ve tekrar hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hem yeni mekan, güzel nezih bir mekan. İnşallah güzel toplantılara, güzel çalışmalara vesile olur. Hem de birinci yıl dönümü dolayısıyla hayır dileklerimizi, tebriklerimizi ilettik. Tabii bu vesileyle kapsamlı istişarelerde de bulunduk. Türkiye kritik bir aşamada arkadaşlar. Herkesin üzerine büyük görevler düşüyor. İktidarın yanlışlarını söylemek yanında hepimize düşen görev muhalefet olarak güven verici yeni bir gelecek inşasının ortaya konabilmesi, alternatifin ortaya konabilmesi lazım. Bu açıdan da aynı dönemlerde kurulmuş ve yeni açılımlar sergileyen partilerin de yoğun bir istişare içinde olması lazım. Siyasi hayat son aylarda çok büyük bir hız kazandı. Hız kazandığı kadar da maalesef niteliği gittikçe bozulmaya yöneldi. Son olarak İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e hem de kadınlar günün olduğu bir hafta içinde insanın konumuna da kadın onuruna da yakışmayan saldırıların yapılmış olması siyasetin seviyesi nasıl düştüğünün çok çarpıcı ve hazin bir göstergesiydi. Hepimizin bu nezaketsizliklere, siyasetin seviyesini düşüren bu tutumlara karşı açık ve net bir tavır sergilememiz lazım. Aynı şekilde 1 Kasım'da biz kongremizi yaptıktan sonra gündeme getirilen hukuk reformu, ekonomi reformu ve son olarak da acil insan hakları acil eylem planı çerçevesindeki çalışmalara baktığımızda da aslında İktidar da bir hukuk problemi olduğunu görüyor. Hukuk problemi olduğunu görmek gereğini yapmak anlamına gelmez. Aksine son dönemde bir hukuk faciası yaşanıyor. Hepimizin buna karşı da ortak tavır sergilemesi lazım. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Selçuk Özdağ'a yönelik saldırı sonrasında
Sayın Ali Babacan'ın, Genel Başkan'ın ve DEVA Partisi yetkililerinin sergiledikleri tutum için de teşekkür ediyorum. Ancak ondan kısa bir süre sonra saldırganlar 2-3 hafta tutulduktan sonra serbest bırakılmalarının doğurduğu hazin tablo da ortada. O zaman da çok anında destek vermeleri dolayısıyla tekrar teşekkür ediyorum. Düşünün ki siyasal bir terörle, terör diyorum çünkü Ankara'nın ortasında gazeteciler, genel başkan yardımcıları saldırıya uğruyor, yaralanıyor. Ve yaralayanlar, ölümcül, ölüme teşebbüsle onu yaralayanlar serbest bırakılıyorlar. Son olarak da Levent Gültekin'e İstanbul'da saldırı oldu. Şimdi hangi insan hakları eylem planı hangi gerekçeyle ikna edici olabilir ve iyi niyet ortaya koyabilir? Tablo faciadır hukukta. Bir eleştiri tweet'i atan ya da Cumhurbaşkanı'na bir şekilde eleştiren veya başka makamları eleştirenler uzun süre gözaltı altında tutulurken saldırıları tertip edenler, organize edenler, onları teşvik edenler, savcıları tehdit edenler ki bunların arasında siyasiler de var. Ortalıkta rahatlıkla devam ediyor. Bu sükunet, bu sessizlik aslında yani Sayın Cumhurbaşkanı ve iktidarın sessizliği küçük ortağında neredeyse teşvik eder tavrı yeni saldırılara zemin hazırlıyor. Siyasetin aralığını daraltılmaya çalışılırken, fezlekeler gündeme getirilirken, efendim katil kapatmaları ortaya tekrar 90'lı yıllardaki gibi gündeme getirilirken bütün siyasi hayatın alanını geliştirmeye çalışan herkesin omuz omuza vermesi lazım. Dün Sayın Akşener'i ziyaret ettim. Bugün Sayın Babacan'ı. Geçtiğimiz hafta Sayın Karamollaoğlu'nun. Daha önce Selçuk Özdağ saldırı vesile Sayın Kılıçdaroğlu'nun ziyaretleri. Hepimizin tek bir sesle şiddete karşı hukuk ve siyaset alanını geniş tutmaya çağrısında bulunmamız lazım. Ve nihayet ekonomide herkes şu anda 128 milyar doları tartışırken ve nerede olduğu konusunda spekülasyonlar yapırken Sayın Cumhurbaşkanı ilk kez eski Hazine Maliye Bakanı ve damadını savunma ihtiyacı hissetti. Ama ekonomik tablonun hem göstergelerdeki görüntüsü açıktır hem de esnaflarımızın, çiftçilerimizin, işçilerimizin çektiği çile açıktır. Dolayısıyla ekonomi alanında da tablo hiç iç açıcı değil. Böyle bir dönemde karşılıklı istişareye çok ihtiyacımız var. Ben Sayın Genel Başkan'a misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. Ayrıca son görüşmemizden bu yana da bize nazik ziyaretlerinden bu yana da birimlerimiz arasında karşılıklı ziyaretler gerçekleşti. Arkadaşlar arasında görüşmeler oldu. Bu ziyaretler dolayısıyla da yine teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da hem kendilerini tekrar misafir etmek isteriz. Hem Türkiye'nin bu karşı karşıya kaldığı siyasi, hukuki, ekonomik sorunlar konusunda sesimizi en gür sesle yükseltme konusunda da ortak tavrı sergileyeceğimize inanıyorum. Teşekkür ederim. Evet, sağ olun. Evet, şimdi soru sormak isteyen arkadaşlarımız varsa adınızı, soyadınızı ve kurumunuzu söyleyerek sorunuza başlarsanız memnun oluruz. Bir de soruyu kime yönelttiğinizi, her ikimize de olur, kime yönelttiğinizi de söylerseniz iyi olur. Buyurun. Özgür Özdemir, Medyascope TV. Sorum ikinize de efendim, iki genel başkana da. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sonrası Taksim'de feminist gece yürüyüşü düzenlenmişti. İstanbul Valiliği bir açıklama yaptı ve dün akşam biri çocuk 13 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Gerekçe şu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik atılan sloganlar ve sloganların ritmine göre hareket etme. Siz ikiniz bu gözaltı gerekçelerini nasıl değerlendirirsiniz? Teşekkürler. Buyurun lütfen. Buyurun. Şimdi aslında biraz önce çizdiğim hukuki tabloyu tamamlayan bir resimden bahsediyoruz. Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkı anayasal bir haktır. Bazen bunlarda siyasileri, bize de geçmişte eleştiriler çok gösteriler yapıldı. Siyasileri rahatsız eden, yani hakarete varmayacak şekilde ama eleştiren nitelikte taşıyan sözler de konuşulur. Sloganlar da atılabilir. Kişilik haklarını yok saymadıkça. Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir gösteri yapılmış ve orada bu gösteri hakkı kullanılmışsa bunun hukuk çerçevesi içinde değerlendirilmesi ve anayasal bir hak çerçevesinde değerlendirilmesi lazım. Diyelim ki bir şiddet olduğu, bir provokasyon olduğu veya bir grup insanın o gösteriyi provoke etmesi söz konusu olduğu, orada da objektif hukuk kurallarının uygulanması lazım. Şimdi bir taraftan eleştirel bir sloganı için gözaltı yapırken diğer taraftan öldürmeye teşebbüsle bir genel başkan yardımcısını
17 dikiş atılacak şekilde başından yaralayacaksınız. Büyük kan kaybına sebebiyet verecekse verecek şekilde. Yaralayanlar belli. Zanlılar belli. Yakalanacak. Ve açıkça o zanlıları yakalayan ve onun hakkında iddianame hazırlayan savcılar tehdit edecek siyasiler tarafından. Ve o zanlılar şu anda Ankara sokaklarında dolaşıyor olacak. Allah aşkına bunun ne? Nasıl? Bu iki tabloda aynı Türkiye. Hangi Türkiye'yi istiyorsunuz siz? Nasıl bir Türkiye özlüyorsunuz? Yarın toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkı kısıtlandı, tümüyle kısıtlandığında bir demokratik düzenden bahsedebilir miyiz? Son demokrasi endekslerine bakın. Türkiye 140. Yani bir önceki sırada Kongo var, bir sonraki sırada da yine bir Afrika ülkesi var. Türkiye bu kategoriye mi inecek? Dolayısıyla bizim bu konudaki tutumumuz açık. Anayasal bir haktır toplantı, gösteri, yürüyüşü yapma. Herhangi bir hukuki şey olduğunda da bunu objektif olarak bağımsız ve tarafsız bir yargı süreciyle değerlendirmesi gerekir. Evet, gerçekten değerli arkadaşlar, bizim anayasamızda çok açık bir hak var. Bu da nedir? Toplantı ve gösteri yapma hakkı. Bu anayasal bir hak. İzne falan tabi olmadan vatandaşlarımıza verilmiş bir hak. Bu hakkı şiddete kaçmadan, şiddeti teşvik etmeden, nefret suçu işlemeden yürüten, bu hakkını kullanan bütün vatandaşlarımızın mutlaka hukuk devletinin öncelikle koruması altında olması lazım. Fakat gelin görün ki bizim anayasada yapılan bir değişiklikle, biliyorsunuz, Cumhurbaşkanı'nın partili olma, taraflı olmasının önü açıldı. Ve şu anda Sayın Erdoğan hem Cumhurbaşkanı hem de bir siyasi partinin genel başkanı. Sayın Erdoğan'a dönük herhangi bir eleştiri rahatlıkla Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargı tarafından işleme sokulabilirken, diğer parti genel başkanlarıyla ilgili yapılan eleştiriler, hakaretler bakıyorsunuz bambaşka bir kategoride değerlendiriliyor. Mesela burada adaletten söz etmek mümkün değil. Kendisi bizzat bir parti genel başkanı olarak diğer genel başkanlarla ilgili gerçekten çok ağır ifadeler kullanabiliyor. Fakat kendisiyle ilgili daha hafif ifadeler kullanılığında vay Cumhurbaşkanı hakaret, hemen oradan yargı süreci başlasın, devam etsin. Bu adil değil. Doğru da değil. Zaten ne zaman Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı forsuyla bir siyasi partinin flaması, bayrağı yan yana kondu, ne zamanki taraflı partili Cumhurbaşkanı göreve başladı, o gün bugündür Türkiye'de hiçbir konuda arkadaşlar dikiş tutmuyor. Bakın, hukuk devletinde yapılacak olan ifadelerle değil, söylenenlerle değil, şiddetle mücadeledir. Şiddetin kendisiyle hukuk devletinin mücadele etmesi lazım. Bir tarafta hakaret diye ifade edilen iddialar var ama öbür tarafta hemen bundan 2-3 gün önce gazeteci Levent Gültekin'e, daha önce gazeteci Orhan Uğurluoğlu'na, yine Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yapılan fiziki şiddet var. Devlet ifadelerle uğraşacağına, bu yargı sistemi öncelikle bu şiddetle ilgili sağlam bir duruş ortaya koyması lazım. En ufak konuda topa giren Cumhurbaşkanı'nın böylesine alenen gazetecilerin siyasal şiddetle, sokak şiddetiyle baskı altına almaya çalıştığı bir tablo karşısında sessiz kalamaz. En küçük meselede bile çekinmiyor. Ben Cumhurbaşkanıyım, şöyle ağırlığımı koruyayım falan demiyor. En küçük topa giriyor. Ama böylesine önemli meselede siyasetçilere karşı ve gazetecilere karşı siyasal şiddetin uygulandığı bir dönemde böyle bir şey sessiz kalamaz. Sessiz kalma lüksü yok. Devletin en tepesinde bu konuda sağlam bir duruş olmadıktan sonra bu sorunlar çözülmez arkadaşlar. Gittikçe büyür. Şiddet uygulayan hakkınca cezasını görecek ki başkaları aynı şeye kalkışmasın. Özel koruma, özel kayırma, şiddet gösterenlere, şiddet uygulayanlara çok özel yargı yöntemleriyle adeta yargı sistemini de kötüye kullanarak onların önünü açma, onları serbest bırakma, onlara müsamaha, bunlar hukuk devletinde asla müsamaha gösterilemeyecek uygulamalardır. Ve buna herkesin şiddetle karşı durması lazım. Şiddet ederken bunu mecazi anlamda söylüyorum.
güçlü bir şekilde karşı durması lazım ve bunu gerçekten bütün siyasi partilerin ve tüm medyanın mesele yapması lazım. Bugün başkalarının başına gelen yarın başka meslektaşların başına gelebilir. Siyasal şiddete hayır dememiz lazım hep beraber. Gösteri yaparlar, yürüyüş yaparlar, eleştirebilirler. Bu vatandaşlarımızın doğal hakkıdır. Siz onlarla uğraşacağınızda gidin önce şu şiddet uygulayanlarla uğraşın. Önce onlara gerekli cezayı verin ki bu ülkede hiç kimse tekrar 1990'larda olduğu gibi siyasal şiddeti tekrar gündemimize sokmasın, sokamasın. Buyurun. Meşe medya.ankara.com. Efendim Sayın Berat Albayrak ekonomideki icraatlarından dolayı eleştiriliyor. Sorum her iki genel başkana da. Sayın Cumhurbaşkanı da Enerji Bakanlığı dönemi faaliyetleriyle övüyor Sayın Berat Albayrak. Siz Enerji Bakanlığı dönemindeki politikaları beğeniyor musunuz? Ülkenin enerji politikalarını beğeniyor musunuz? Aynı zamanda kulislerde tekrar Enerji Bakanı olacağı şeklinde söylentiler var. Bu duruma olabileceğine inanıyor musunuz? Bir sorum da Sayın Genel Başkan'a, Ali Babacan'a. Efendim 12 Mart 2020 tarihinde partinizi açıklarken bazı vaatlerde bulunmuştunuz. Tam cümleyi okuyorum efendim. Partimizin bütçesini, bilançosunu, kesin hesaplarını, bütün mali ve hesap tablolarını resmi internet sitemiz üzerinden yayınlayacağız demiştiniz. Bunu gerçekleştirebildiniz mi? Teşekkür ediyorum. İlk soru her ikimize, ikinci soru sadece bana herhalde değil mi? Tamam. Buyurun. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanı olma vasfı yanında ailevi hukuku da olduğu için farklı kriterler uygulaması aslında devlet hayatına ailenin sokulmaması gerektiğinin açık bir işaretidir. Sayın Enerji Bakanı bir dönem Enerji Bakanlığı yaptığında başbakanlık görevindeydim. Yürütülen projelere Barbaros Selahattin Paşa gemisi de dahil olmak üzere hani sismik araştırmalarda kullanılan ve Türkiye'nin adım attığı projelerin çoğu önceki dönemlerde başlatılmış, benim başbakanlığım döneminde sürdürülmüş ve sonra devam ettirilmiş projelerdir. Bu yapılan açıklama daha önce Enerji Bakanlığı yapmış arkadaşların tümüne karşı da bir saygısızlıktır, açık ifade edeyim. Barbaros Selahattin Paşa gemisinin Türkiye envanterine girişi, yani şimdi bütün o Doğu Akdeniz'deki çalışmalarda öne çıkan 2011-2013 yıllarına gider. Aktif, daha aktif hale gelişi de daha sonraki dönemlerdeki uygulamalara gelir. Yenilenebilir enerji de dahil olmak üzere bütün o projelendirmelerde ve enerji alanda atılan adımlarda Sayın Albayrak'ın herhangi bir öncü rolü yoktur. Ha, başarısızdır anlamı, o ayrı bir değerlendirme. Ama bütün olumlu adımları ve sanki enerjide büyük bir devrim yapmış da bunun eseri oymuş dediğinizde kendi iktidarınızın iktidar sürekliliğini yok saymış olursunuz. Yani şöyle demiş oluyor Sayın Cumhurbaşkanı konuşurken, 18 yıldır biz şunu yaptık diyor ama enerji alanına girdiğinde 3 yıllık ne oluyor? Evet, takriben 2,5-3 yıllık Enerji Bakanlığı her şeyin üzerine çıkarıyorsanız önce kendi çalışma arkadaşlarınıza saygısızlık yapıyorsunuz demektir. Daha önceki Enerji Bakanları Sayın Taner Yıldız uzun yıllar yaptı. Daha öncekileri de. Hepsinin şu anda bunda emeği varsa ki onların haklarını tescil etmeden eğer sadece damadım diyerek birinin yaptıklarını öne çıkarıyorsanız işte tam da bizim temiz siyaset belgesindeki Sayın Babacan'a o sebeple teşekkür ederim açıkladığımız toplantıya Deva Partisi temsilcisi de katıldı. Nepotizme ve akraba kayırmacılığına karşı takındığımız net tutumun aslında çok iyi bir göstergesi oluyor. Ben defalarca çağrıda bulundum. Aileleri çekin devlet hayatından. Bakın şimdi size çarpıcı bir rakam vereceğim. Sayın Cumhurbaşkanı hem Enerji Bakanı söyledi, bakanlığı döneminde. Hem de 128 milyar dolar önce duruyor orada yerinde dedi. Sonra da eksikleri tamamlamaya çalışıyoruz diyerek bir çelişkili tablo ortaya koydu. Yorum değil, matematik yorumla yorumla değişmez matematiksel gerçeklikler. Bakın şimdi rakamları size söylüyorum. Ve Enerji Bakanı'nın, Ekonomi Bakanlığı, Enerji Bakanlığı'ndaki başarısı dediğim gibi süreklilik içinde varsa başarısı onu da takdir ederiz. En büyük başarısı Doğu Batı Karadeniz'de bir doğalgaz bulduğum şeyle büyük bir şov yapması ve aslında o doğalgazın Türkiye'nin ihtiyaçları için devede kulak bile olmadığı ve daha önce de rezervlerin ortaya konmuş
olduğundan başka görünür bir şey yok. Söylerlerse şu projeyi başlattı, şunu ne? Onunla değerlendir. Peki ekonomide? 128 milyar dolar. Bir yıldır söylüyoruz biz. Geçen sene bu vakitlerde dile getirmeye başladık Merkez Bankası'nın rezervleri eriyor diye. Sayın Cumhurbaşkanı şimdi damadı olmasa bakan hesap soracağı bir konuda sırf akrabası olduğu için koruyor ve 128 milyar dolar kaybolmadı diyor. Sanki 128 milyar dolar bir yerde depoda duruyormuş, duruyor veya durmuyormuş gibi bir şeyle mantıkla. İşte rakamlar. Ben başbakanlığı bıraktım Mayıs 2016'da. Merkez Bankası'nın brüt rezervi 118 milyar dolardı. Dış yükümlülükleri ve borcu 86 milyar dolardı. Net rezervi 32 milyar dolardı. Gitsinler baksınlar. Bu yorum değil. 2018'de Hazine Maliye Bakanı göreve geldiğinde net brüt rezerv 102 milyar dolardı. Net borçlar, yükümler 70 milyar dolardı. Net rezerv 32 milyardı. Takriben durumu korumaya çalışmışlar. Ayrıldığı zaman nasıldı? Rezerv, brüt rezerv 85 milyar dolardı. Dış yükümlülükler ve borçlar 163 milyar dolardı. Eksi 48 milyar dolar rezerv vardı. Şimdi bu kimin eseri? Burada bakın spekülatif bir şey yok. Ne damat olduğu için eleştiriyoruz şimdi burada. Hazine Maliye Bakanı. Tablo bu. Şimdiki tablo ne? 95 milyar dolar rezerv var. 140 milyar dolar da dış yükümlülük var. Eksi 45 milyar dolar. Şimdi rakamlar bu. Matematik bu. Sayın Cumhurbaşkanı bir aile reisi olmanın psikolojisiyle değil, Cumhurbaşkanı olmanın psikolojisiyle ödüllendirirken de cezalandırırken de, göreve getirirken de, görevden alırken de objektif kriter uygulama sorumluluğu var. Türkiye'de Merkez Bankası rezervleri bu şekilde tüketilmiştir. Ve o sebeple niçin tüketildi? Kur oynaklığını ortadan kaldırmak için. Peki kur oynaklığı neden doğdu? Sorumsuz bir dış politika ve hukuk açıklamaları ve başka bir sürü gereksiz işler sebebiyle. Bunun hesabını kim verecek? Bir efsane yaratmaya kalkmasınlar. Ha, yeni bir görev verecekse onun takdiri. Eğer bir bakanlığı batırmak veya başka bir kuruma da zarar vermek istiyorsa tabii kendi takdiri yapabilir. Ama biz de onun bu uygulamalarına karşı net tavrımızı sürdürürüz. Özetle ne enerjide önce bir rolü vardır sürdürülen projelerin ötesinde, ekonomideki tablodaki rolü ise faciadır ve bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin kaynaklarını, rezervlerini ihtiyat akçesinde tüketen bütün bu tutumları da siyasi anlamda da hesap verme makamındadır, sorma makamında değil. Evet, değerli arkadaşlar, şimdi biliyorsunuz artık sistem, şu andaki sistem pek çok konunun tek bir imzayla yürütüldüğü bir sistem. Bakanı görevlendiren tek bir kişi, bakan yardımcılarını görevlendiren tek bir kişi, aşağıya doğru üst düzey bürokrasiyi görevlendiren tek bir kişi. Görevlendiren kişi Cumhurbaşkanı'nın kendisi. Dolayısıyla herhangi bir konuda bir başarı ya da başarısızlık varsa bir numaralı yetkide, sorumlulukta Sayın Erdoğan'ın kendisindedir öncelikle. Çünkü ben bu bakanı görevlendirdim, o bakan yanlış yaptı. Öyle lüksü yok. Nihai sorumluluk da yetki de kendisinde. Eskiden biliyorsunuz eski sistemde Bakanlar Kurulu'nun bir tüzel kişiliği vardı. Bakanlar Kurulu'nun bir müşterek siyasi ve hukuki sorumluluğu vardı. Bakanlar Kurulu kararları tüm bakanların, başbakanın ve cumhurbaşkanının imzasıyla yayınlanırdı önemli kararlar. Şu anda tek imzayla. Dolayısıyla bu ülkedeki varsa iyi gelişmeler, bunu da öncelikle tek bir kişiyle değerlendirmemiz lazım. Yanlışlar, hatalar, problemler varsa onu da yine tek bir kişiyle ağırlıklı olarak değerlendirmemiz lazım. Aksi halde en kolay iş. Yani yıllarca yanlış politikalar sonucunda bu ülkenin Merkez Bankası rezervlerini siz eritin. Hele hele Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden sonra, 2018 Haziran'dan sonra Cumhuriyet tarihinde görünmemiş bir hızla yılların alın teri olan rezervleri çarçur edin. Ondan sonra bir akraba bakanı ortadan yok edip bir de Merkez Bankası başkanını değiştirerek hiçbir şey yokmuş gibi yolunuza devam edin. Böyle bir şey yok. Çünkü Sayın Erdoğan o dönemde de işin başındaydı. Şu anda da işin başında. Eğer bir sıkıntı varsa bunu açıklaması gereken de kendisi.
Biz şimdi soruyoruz. Şu anda en son rakamlar Merkez Bankası'nın net rezervi 26 Şubat'ta yayınlanan en son 26 Şubat itibariyle yayınlanan en son rakam Merkez Bankası'nın yükümlülüklerini ve swap anlaşmaları karşısındaki yine yükümlülüklerini düştüğümüz zaman 44 milyar dolar en son açıklanan Merkez Bankası'nın eksi rezerv rakamı. Eksi rezerv ne demek? Sayın Erdoğan diyor ki benim cüzdanımda para var. Bak diyor 95 milyar dolar var diyor. Ama 139 milyar dolarlık kredi kartı borcundan bahsetmiyor. Bak diyor rezervim var diyor. Altın diyor, döviz diyor. Tamam. İyi de o rezervinden tam 44 milyar dolar daha fazla o Merkez Bankası'nın piyasaya borcu var. Bundan hiç bahsetmiyor dikkat ederseniz. Ben merakla takip ediyorum, dinliyorum her açıklamasını. Acaba bugün açıklar mı? Bugün ama yok. O yok varsayılıyor. Yani 139 milyar dolar kredi kartı borcu varken cebindeki 95 milyar doları açıp vatandaşa göstermek gerçeği yansıtmak değil. Öncelikle bunu vurgulamamız lazım ve ortaya koymamız lazım. Bu akrabalık ilişkilerinin siyasete taşınmasından yanlış bir iş yok. Dünya tarihinde, siyaset tarihinde o kadar çok ki bunun örnekleri, o kadar çok ki tarih böyle tekerrür ediyor. Ne zaman ki yakın akraba böyle yan yana önemli görevlerde beraber iş yapıyorsa orada bilin ki bir problem olacak. Dolayısıyla dönüp dolaşıp eğer eski hataları tekrarlayacak adımları atarlarsa keşke diyeceğim sonuçlarına katlanırlar ama sonuçlarına bütün millet katlanıyor. Bütün millet bunun cezasını çekiyor. Bütün millet buna bedel ödüyor. Yani bir kişinin yaptığı yanlış tercihlerin ve kararların cezasını, maliyetini, külfetini 84 milyon vatandaşımız ödüyor. Gerçekten yazık, günah. Şimdi bakıyoruz, Türkiye'de esnafımız bak yakın tarihin hiçbir döneminde görülmediği kadar büyük bir sıkıntının içine düşmüş durumda. Çiftçimiz öyle. Emeklilerimiz gittiğimiz her yerde önümüzü kesiyorlar. Ve ellerindeki torbayı fileye açıp gösteriyorlar. Benim maaşım artık yetmiyor alışverişe diyorlar. Eskiden biliyorsunuz bizim dönemimizde nasıldı? Emeklerimiz şöyle 4-5 aylık maaşıyla yurt dışında tatile gidebiliyorlardı. Hatırlayın o günleri. Euro böyle 1,5 iken, 2 iken o dönemlerde. O günkü emekli maaşlarını bir düşünün. 4-5 aylık emekli maaşı ve yurt dışı tatile gidebiliyordu emeklerimiz. Şu anda mümkün mü? En basit ihtiyaçlarını alamıyorlar. Artık otomobil alamak, kendine ait bir arabaya sahip olmak vatandaşlarımızın çoğu için bir hayal. Bir hayal. Hiçbir zaman güçleri yetemeyecek bu fiyatlarla ve bu gelir seviyesiyle. Gerileri gittikçe eriyor. Gerçekten bütün bunun sorumluluğundan kaçmak, bu kötü tabloyu başka türlü vatandaşlarımıza izah etmek mümkün değil. Zaten yapamıyorlar da, izah edemiyorlar da, olmuyor. Şimdi durum gerçekten sıkıntılı ve ama şunu unutmayalım ki bugünkü sistemde Cumhurbaşkanı'nın hiçbir sorumluluktan kaçması mümkün değil. Çünkü çok istiyordu. Bana yargı engel oluyor, bakanlar engel oluyor, bürokrasi engel oluyor, bağımsız kurullar neymiş diye. Bunu çok istiyordu. 2017'deki referandumda ve 2018 seçimlerinde vatandaşımız dedi ki al dedi, çok istiyorsan al bir görelim bakalım ne olacak dedi. O da bütün yetkileri aldı. Şimdi artık mazeret yok, bahane yok. Yetki de sorumluluk da tek kişide ama o kişi de o sorumluluğun gereğini yerine getirmesi lazım. Ve ülkede giden yanlışları da vatandaşlarımıza anlatması lazım. Yani Merkez Bankası'nın döviz rezervinin nereye gittiğini Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyması lazım. Niye o kredi kartı borcu 139 milyar dolara çıktı? Sadece Merkez Bankası'ndan bahsediyoruz. Bakın ülkenin Merkez Bankası'nın borcuna bak. Bunu bir anlatması lazım. Kendi döneminde oldu çünkü bu. Yani ilk defa böyle bir şeyle bu ülke karşı karşıya kaldı. Bunu anlatması lazım. Bizim beklediğimiz şu anda o. Çünkü Cumhurbaşkanlığı yetki makamıysa bir o kadar da hesap verme makamı aynı zamanda. Bir başka önemli konu, ikinci sorunuz bizim partimizin tüzüğü gereği. Bizim partimizin tüm hesapları şeffaf bir şekilde web sitesinde yayınlanır diyor. Bizim partimizin tüzüğünün emredici hükmü bu. Biliyorsunuz siyasi partilerin hesapları her sene sonu itibariyle hesabı bir sene sonranın Haziran ayı sonunda Anayasa Mahkemesi'ne sunulur. Siyasi partiler yasası gereği. Dolayısıyla bizim 2020 hesaplarımız bu Haziran ayı sonunda Anayasa Mahkemesi'ne sunulurken eş zamanlı olarak da partimizin web sitesinde yayınlanacak. Tüzüğümüz neyse o. Bu konuda bizim çok açık, şeffaf bir duruşumuz var. Çünkü kendi siyasi partimiz içerisinde şeffaf ve hesap verebilir bir tutum ortaya koymalıyız ki yönetmeye talip olduğumuz devleti yönetirken de o şeffaf ve hesap verebilirlik anlayışımızı olduğu gibi devlet yönetimine taşıyabilelim. Çok önemli bir konu. Buyurun lütfen. Hemen mikrofonu uzatın. Melek
Seda Tunç. Sorumu Fox muhabiri adına her iki lidere de yöneltiyorum. 3 tane sorum olacak. İlki, iktidar seçim barajını %5 ile 10 arasına çekme, ittifaklarda yine baraj oranı belirleme, hazine yardımı ve grup kurma şartlarının kaldırılması gibi bir takım çalışmalar yürütmekte. Bu çalışmaları yeni kurulmuş iki parti olarak nasıl değerlendirdiğinizi sormak istiyorum. İkinci olarak, Papa'nın Irak ziyareti sırasında Papa'ya tanıtılan hatıra pullarından birinde figürün arkasında görülen haritada Türkiye'nin Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinin bazılarının Irak bölgesel Kürt yönetiminde dahil edildiğini görüyoruz. Bu tabloyu nasıl yorumlarsınız? Son olarak HDP'nin kapatılma çağrıları, meclise gelen fezlekelerle ilgili yorumunuzu merak ediyorum. Buyurun. Artık o sırada evet. Gidiyoruz. Şimdi maçı kaybeden bir takım eğer maçın kaderini değiştirecek hamleler yapma kabiliyetinde kaybetmişse iki şey yapar. Ya bir hır çıkartır, maçı yarıda keser ya da maçın kurallarını maçın ortasında değiştirmeye çalışır. Şimdi yoksa yenilgi mukadderdir. Şimdi görünen o ki var olan seçim sistemiyle ki bu seçim sistemini Cumhurbaşkanı hükümet sistemi içinde de bugünkü iktidar tespit etti. Anlaşılan maçı yenilgiyle, mağlubiyetle bitirmelerini mukadder görüyorlar ki, kaçınılmaz görüyorlar ki şunun kurallarıyla biraz oynayarak tekrar bir maç kazanabilir miyim hesabına giriyorlar. Taktik. Taktik de değil. Bu oportunist, faydacı bir yaklaşım. Peki. Neden buna ihtiyaç hissediyorlar? Niye geçen sene bu yoktu? Açık ve net söyleyeyim. 2018'de iki siyasi parti kurulmuştu ve Türk siyasi dengesi onlar için iki kutba ayrılmıştı. Onu da tehdit edecek bir siyasi gelişme de yoktu. Dolayısıyla ihtiyaç da yoktu. 2019'da yerel seçimlerde bazı şeyler yaşandı ama yerel seçim mantığı içindeydi yani iktidar açısından yenilgi. İki parti kuruldu. Yine siyasi tabloda çok değişiklik görülmediği için ittifak sistemi içinde ve var olan seçim sistemi içinde bu seçimi kazanırız diye düşünüyorlardı. Ama 2019 aralığında 12 Aralık'ta Gelecek Partisi kurulduktan sonra bugüne kadar 28 parti kuruldu. Ve hala kurulma sürecinde olanlar var. Yani Türk siyasetine bir dinamizm geldi. Ve artık Türk siyasetini Soğuk Savaş kutbu gibi iki kutbu ayırarak yönetme şansı ve onun içinde karşı tarafı terörle, hainlikle itham ederek negatif propagandayla vizyon değil, negatif propagandayla kendi tarafını konsolide etmeye dayalı seçim mantığının sınırlarına gelindi. Bu mantığın işlemeyeceği ortaya çıktı. Bugün çok daha Türk siyasetinde dinamik bir tablo var. Bunda cesaretle ortaya çıkan partilerin önemli bir rolü vardır. Ve Türk siyasetinin denklemi değişmiştir. Aslında bütün bu çabalar, bütün bu mühendislik çabaları bu siyasi denklemin değişmesi dolayısıyladır. Biz siyasi denklemi değiştirdik. Şundan da emin olsunlar. Hangi kuralları getirirlerse getirsinler. Maça isterse ofsaytı kaldırsınlar. Onlar için ofsayt serbest olsun, bizim için yasak olsun. Hangi kuralı uygularlarsa uygulasınlar, bu gidişin işaretidir. Artık Türk milletinin vicdanından kopmuş olanlar, hukuktan, adaletten kopmuş olanlar, halkın sesinden kopmuş olanlar, hangi seçim sistemiyle girerlerse girsinler, seçimi kaybetmeleri mukadderdir. Bunlar bir gösterge olarak önemli. Ha geçmişe baksınlar. Kim siyasi seçim sistemiyle oynamışsa ve mühendislik yapmaya çalışmışsa altında kalmıştır. Şimdi tek tek zikrederek geçmiş siyasilere hayırla yad edeceğimiz bir dönemde şey yapmak istemem ama baksınlar geçmiş seçim sistemi oynamalarına ve o oynamalarda hep kural değişikliği acı örneklerle onlar için acı sonuçlar doğurmuştur. 1991 yılında Sayın Erdoğan da bunu yaşadı. İşte o zaman seçmeli biliyorsunuz kural farkı dolayısıyla önce milletvekili seçilip sonra milletvekilliği geri alındı. Seçim sistemi ile oynayarak iktidar olunmaz, iktidar kalınmaz. Hangi sistemi getirirlerse getirsinler, biz bu sistemde yarışmaya hazırız. Teşkilatlarımızı tamamladık. Kuvvetli bir, güçlü bir vizyonumuz var. Birer bir araç çıkıyoruz, güçlendirilmiş parlamenter sistem, temiz siyaset belgesi, gelecek ekonomi modeli vesaire. Buna hazırız. Kaçamayacaklar bundan. Seçimden kaçamayacakları için, hani hır çıkarıp yarıda bırakma gibi bir şey olmayacağı için, kurallar ne olursa olsun, artık kendi istedikleri bir yöntemle bu ülkeyi bir korku iklimine mahkum edemeyecekler. Kuzey Irak
Papa'nın ziyareti, Irak'a ziyareti ve Kuzey Irak'a geçmesi esnasındaki pul konusu ise tam anlamıyla kabul edilemez ve şiddetle tepki verilmesi gereken bir husustur. Herkesin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırlarına saygı göstermesi ve bu saygıyı bütün sembollerine yansıtması gerekir. Nasıl Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi sınırlarını ifade eden bir haritada resmi bir şeyde, bir de herkes farklı şeyler ama resmi bir evrakta, resmen üretilmiş bir şeyde bunu kabul etmek mümkün değil. Net ve kesin bir tavır göstermek gerekir. Bu konuda Dışişleri Bakanlığı açıklaması oldu. Kuzey Irak Gürcistan Bölgesel Yönetimi'nden de bir açıklama geldi ama ne olursa olsun Türkiye ve en net ve kararlı tepkiyi hem kapalı kapılar ardında hem kamuoyu önünde vermeli ve Türkiye Cumhuriyeti sınırlarının hiçbir şekilde tartışılmaz olduğu cümle aleme gösterilmelidir. Aslında birinci sorunuzla üçüncü sorunuz birbiriyle alakalı. Çünkü birinci soru da üçüncü soru da siyaseti dizayn etme çabasının ürünü. Yani seçim sistemiyle oynarken bir taraftan da parti kapatmalarını gündeme getiriyorsanız ve daha önce duran hukuki süreçleri fezlekeler üzerinden işletiyorsanız şu demektir. Kafanızda bir dizayn var. Birilerini engelleyip birilerini öne çıkarıp partiler üzerinde oyunlar oynayıp bir şeylerle seçim kazanacaksınız demektir. Biz açık ve net söyleyeyim. Parti kapatılmasının her türüne karşı olduğumuzu 90'lı yıllardan beri söyleyen bir siyasi çizgi içinde geldik. Bir akademisyen olarak da özgürlükçü bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak da şimdi bir siyasi partinin genel başkanı olarak da aynı tutumu partim adına tekrar ediyorum. Bu yol yöntem değildir. Tam da terör örgütünün istediği sonuçlar doğuracak. Ayrıca ciddi bir hata da siyaset alanını genişletme ihtiyaç var. Herkesin de bu konuda net tavır almasına ihtiyaç var. Fezlekelerde aynı kanaati dile getirdim. Hukuki süreçlerin siyaseti dizayn etmek için kullanılmasına hiçbir şekilde olumlu bakmayız. Kullanmaması gerektiğini de düşünüyoruz. Hukuki süreçlerle ilgili şeylerde objektif hukuk kuralları içinde işlemeli ve herkes için eşit şartlarda ve bağımsız yargı süreçleri için işlemeli. Şimdi birinci sorunuza gelince biliyorsunuz şu anda zaten oyunun kuralları herkes için aynı değil. Bugün itibariyle dahi. Örneğin TRT, Anadolu Ajansı. Hepimizin ödediği vergiyle, hepimizin yaktığı elektrik parasının altına eklenen TRT payıyla finanse edilen iki kuruluş biliyorsunuz. Fakat bakıyoruz yayın politikalarına. TRT'yi açıp baktığınızda tek bir siyasi partinin tamamen bir propaganda aracı haline gelmiş durumda. Hepimizin hakkı var. Salondaki herkesin hakkı var. Her türlü siyasi partiye oy verenlerin hakkı var. Zaten futbol analojisiyle başladık. Zaten bir tarafta kale küçücük hale getirilmiş. Buradaki kale de kocaman bir kale haline gelmiş. Sadece bu medya üzerindeki tehdit, baskı, teşvik, havuç, sopa artı devletin sahibi olduğu medyadaki tüm bu adaletsizlik, haksızlıklarla zaten tablo bu. Ha, ne yapıyorlar? Bu da yetmiyor. Görüyorlar. Çünkü medyayla ancak vatandaşlarımızı bir süre farklı bir algıyla belki götürebilirsiniz. Ama sonunda bu ülkenin vatandaşları gerçek neyse görür. Defalarca bu yakın tarihimizde de tekrar etmiştir. Halktan gerçekleri uzun süre gizlemek mümkün değildir. Kısa süre belki farklı bir şey oluşturursunuz. Sadece zaman meselesidir. Bir süre sonra vatandaşlarımız gerçeği anlarlar. Şimdi baktılar yetmiyor. Peki başka neleri değiştirebiliriz diye bunun arayışına girdiler. Bunlar beyhude. Şu anda hükümet, Sayın Erdoğan bunların üzerinde çalışacağına dönsün bu ülkenin sorunlarını çözmek için çalışsın. Daha hayırlı olur. Bir an önce ülke problemleri aşmış olur. Yani bu kadar oyun kuralını değiştirmeye harcayacakları emeği, düşünceyi, zamanı dönsünler sorunları çözmeye harcasınlar. Kendileri için de iyi olur. Buradan yine bir kopya verelim, bir tüyo verelim. Ders vermeye kalkışıyorlar diyor ya bazen beni kastederek. Bir de bana kalkmış ders vermeye çalışıyor falan diye. Buradan bir kopya daha verelim. Yani çözüm orada. Çözüm oyun kurallarını değiştirmekte değil. Bu son günlerde gündeme gelen işte bir pul üzerindeki harita bunlar beyhude şeyler yani. Kimin fikridir, nereden çıkmıştır ama Türkiye Cumhuriyeti böyle bir şeye asla izin vermez. Böyle bir şey asla kabul edilmez. Ama bu tür gelişmeler karşısında da bugünkü hükümetin daha ileri, daha sert ve daha açık bir duruş ortaya koyması gerektiğini de ben buradan açıklamak istiyorum.
Yine en küçük konuda topa giren Sayın Erdoğan'ın böyle bir konuda konuyu sadece Dışişleri Bakanlığı'nın bir yazılı açıklamasına bırakmaması gerekir. Eğer konu tabii ciddiyse, konu gerçekse bilmiyorum, o farklı haberlerde geliyor. Bir niyet olduğunu ama aslında olmayacağını ya da bir taslak olduğunu ama gerçekleşmeyeceğiyle ilgili haberler de var. Bilemiyoruz. Ama bu kabul edilebilecek, üzerinde konuşmaya dahi değer bir konu değil. Kesinlikle net bir duruş orada ortaya koymak şart. Parti kapatmalarıyla ilgili konuya gelince aslında yine Sayın Erdoğan parti kapatmaların en çok mağduriyetini yaşamış bir siyasi gelenek içinden gelen birisi. Yani Türkiye'de parti kapatmalardan eğer mağduriyet yaşandıysa en çok mağduriyet o siyasi geleneğin geçmişinde yaşanan mağduriyetlerdir. Dolayısıyla ben hep söylüyorum, mağdurların, zulme uğrayanların günü geldiğinde böyle şapkaları, rolleri değişip başkalarını mağdur etmemeleri gerekir. Ve parti kapatmalarıyla alakalı yine Cumhurbaşkanı'nın defalarca geçmiş dönemlerde yaptığı açıklamalar vardır. Bu yanlıştır, olmaz diye. Sadece tutarlı davranması herhalde böyle bir tabloda yeter diye düşünüyorum. Yani işine geldiğinde karşı durup, işine gelmediğinde yine siyasetin kurallarını, oyun kurallarını değiştirecek bir konu olarak da bunu görmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Fezlekelerle ilgili konu tabii aslında yargıyla başlayıp meclise bir ara durak olarak gelen ve sonuçta da yine yargıyla devam edebilecek bir konu. Bu konuları mutlaka bağımsız ve tarafsız yargı tarafından öncelikle ele alınması gerekir. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda ciddi endişelerin, ciddi kuşkuların olduğu bir ülkede bu konuların, her bir fezlekenin, her bir dosyanın mutlaka münferiden detaylı incelenmesi gerekir. Ne parti kapatmanın ne de dokunulmazlıkların da günlük siyasi oyunların bir parçası olarak kullanılmaması gerekir. Buyurun. Güz, Ulusal Kanal. Benim ilk sorum Sayın Davutoğlu'na olacak. Fezlekelere ilişkin bir değerlendirmemiz oldu ama ben size şunu sormak istiyorum. Şimdi bugün parti sözcünüz Serkan Özcan'ın da bir açıklaması oldu fezlekelere ilişkin. HDP'liler hakkında hazırlanan fezlekelere ilişkin Kürt vatandaşların vekillerini seçme, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilme hakkı ellerinden alınmak isteniyor dedi. Şimdi fezlekelerin çoğunluğu terör örgütü propagandası yapmak ya da üye olması gibi suçlardan hazırlandı. 6 milyon seçmen söz konusu vekillere suç işlemeleri için mi oy veriyor? Değerlendirmeniz nasıl olur? İkinci sorum da Sayın Ali Babacan'a olacak. Anayasanın ilk 4 maddesine ilişkin açıklamalarınızın ardından partinizin kurucular kurulu üyesi Musa Malik Yıldırım'dan bir tepki gelmişti. Bu tepkinin ardından da size yönelik sözlerinin ardından da kesin ihraç talebiyle kendisi disipline sevk edildi. Neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim. Siz, ev sahibi buyur olarak buyur. Sizden en azından göz işareti bekliyorum. Tabii. Şimdi tam yerinde sordunuz bu soruyu. Serkan Bey burada çıkınca size gerekli yani şeyleri de söyler. Ama şunu söyleyeyim. Türkiye'de bir seçim, seçme ve seçilme hakkı en temel haklardandır. Herkesin buna kayıtsız şartsız saygı göstermesi gerekir. Biz Doğu ve Güneydoğu'da gittiğimiz her yerde şunu söyledik. KCK yöntemine de, kayyum yöntemine de karşıyız. Ve vatandaşlarımızın KCK kayyum arasına sıkışmasını ortadan kaldıracağız. Şimdi seçimlerin yapılanmasının bir usulü var. Bütün bu milletvekilleri adli süreçlerden geçerek aday oluyorlar. Bir YSK onaylıyor. Belediye başkanları da böyle onaylanıyor. Yani o 6 milyon vatandaşımız oy verirken devlet onlara diyor ki bu gördüğünüz listedeki isimler senin oy verebileceğin, oy verebilme meşruiyetine sahip olan isimler diyor devlet, YSK listeyi verirken. Eğer suçluysa şu veya bu gerekçeyle zaten o listede yer almaması lazım. Bu devletin teminatıdır. Yani bu listeye oy verirseniz ve bunlar meclise gelirse bunlar meclisin meşru üyeleri olur diye bir teminat. Halk da ona göre oy veriyor. Eğer seçildikten sonra suç işlemişlerse de onun da süreci var. Şimdi belediye başkanlarını seçtikten 2 ay sonra, 3 ay sonra daha ortada bir şey yokken yaptığınızda bu sefer o seçmenlerin iradesini evet sözcüğümüzün de ifade ettiği gibi
bir sonraki seçimde önemli olan şu, bir sonraki seçimde gittiğinde vatandaşın verdiği oydan emin olması lazım. Ben oyumu veririm ama Ankara'da bu oyun mahiyeti şu veya bu şekilde değiştirilir dediğinde seçmenin sandığa güveni kalmaz. Hep şeyle yad ettiğim Arslan Köylü kadınlar vardır. Mersinli. Benim yöremden bir anlamda yörük, kadınlar 1947 46 seçimlerinden sonra yapılan muhtarlık seçimlerinde seçim şeyi değiştirme, jandarma baskısıyla değiştirmek istendiğinde sandıkların üzerine kapanıp sandık namusumdur diye haykırdı. Haykıran kadınların emeği üzerinde bu demokrasi inşa edildi. Biz alanda her siyasi partiyle Doğu ve Güneydoğu'da da ve her yerde de başka partilerle olduğu gibi bahsi geçen partiyle de siyasi rekabet yapacağız. Hiç kimsenin mutereddütü olmasın. Ve bu siyasi rekabeti yaparken KCK kayyum şeyine de denklemini de bozacağımızı söyleyeceğiz. Ama onu yaparken hukuki olarak da hukukun siyasal alanda kullanılmasını doğru görmeyiz. Vatandaşımızın sandığa olan güvenini ve tercihine olan güvenini sarsacak hiçbir faaliyetin de demokrasimiz açısından sağlıklı olmayacağı kanaatindeyim. Evet. İkinci sorunuza cevaben bahsettiğiniz konuyla ilgili bizim siyasi partiler kanunu ve partimizin tüzüğü gereği yine partimizin yetkili organları konuyu ele almışlardır ve süreç devam etmektedir. Evet, buyurun. Gizem Yabasan. İlk sorum Sayın Davutoğlu'na olacak. Uygur Türklerine yönelik baskılar meclis gündeminde. Dün de İYİ Parti bir önerge verdi komisyon kurulması için ama AKP tarafından reddedildi. MHP ise çekimser kaldı. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi almak isterim. Diğer sorum ise Sayın Babacan'a olacak. Sayın Davutoğlu değindi ama Meral Akşener'e yönelik ağır ithamlara sizin düşünceniz nedir? Teşekkürler. Biraz ağır kaçabilir ama bazen eleştiriyi net söylemek için bu cümleleri kurmak gerekiyor. Çünkü aksi takdirde kulaklar sağır. Hani Cumhurbaşkanı sık sık söyler. Kalpleri mühürlü, kulakları sağır. Gerçekten bu tam anlamıyla Uygur Türkleri ile ilgili iktidarın sürdürdüğü politika ikiyüzlüktür. İkiyüzlüktür, riyakarlıktır. Ve Türkiye'nin ve bütün bu milletin geçmiş tarihinden beri süregelen mazlumlara sahip çıkma idealine de aykırı düşüyor. Şimdi yeri geldiğinde milli ve yerli diyeceksiniz. Yeri geldiğinde istiklal ve istikbal diyeceksiniz. Bakın yarın biz Çanakkale'de olacağız. Bayramiç'te Mehmet Akif'in çocukluğunu geçirdiği Bayramiç'te olacağız ve İstiklal Marşımızın 100. yılını orada idrak edeceğiz. İstiklal Marşı istiklal mücadelesi veren bir milletin mücadelesi için yazılmadı sadece. Ve o istiklal mücadelesi mazlum milletler adına yapıldı ve hep böyle dendi. Ve bütün o mazlum milletler, Doğu Türkistan'dakiler de, Orta Asya, Hint Müslümanları da, Türkiye, son Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı olması için dua etti. Şimdi, 100 yıl geçti aradan ve her gün yerlilikten, millilikten, istiklalden bahsedenler, Uygur bölgesinde, sadece Uygurlara dönük de değil, Doğu Türkistan'daki Uygur, Kazak, Kırgız, bütün Türk kökenli Müslüman soydaşlarımıza, kardeşlerimize, uluslararası alanda artık soykırım olarak tanımlanmış, Birleşmiş Milletler'in fiili soykırım diye tescil ettiği raporunda, Kanada, Hollanda, Avrupa Parlamentosu birçok parlamentonun açık kınadığı, her düzeyde kabul edilen bir insanlık suçuna karşı sessizler. Niye sessizler arkadaşlar? Niye sessizler? One minute diyen Erdoğan nerede? Şu an Doğu Türkistan'la ilgili yüzlerce one minute deme vaktidir. Neden? Çünkü biraz önce savunduğu, hani daha önce savunduğu Hazine Maliye Bakanı'nın o borçlarında bıraktığında 133 milyar doların yükümlülüklerin içinde, şeylerinde, bütün o rezervler içinde, bütün o tabloda 1 milyar, bugün de var 1 milyar dolarlık bir Çin swap işlemi var. 1 milyar dolara mı satacaksınız vicdanınızı? Ve buradan Sayın Akşener'e tekrar teşekkür ediyorum. Tweet ederek atarak da teşekkür. Bu ikiyüzlülüğü ortaya koyan bir teşebbüsle İYİ Parti meclise gündeme tekrar getirdiği için teşekkür ederim. Tekrar tekrar da getirilmesi lazım.
inadına, madem Cumhurbaşkanı inadına demeyi seviyor, inadına her gün Uygurlarla ilgili bir soru önergesi verilmesi lazım. Bir girişimde bulunulması lazım. Ta ki bu ikiyüzlük ortaya çıksın. Siz bakın KADES uygulaması, kadın acil destek uygulamasına bütün dilleri yazıyorsunuz. Türkçe, Arapça, Farsça, Fransızca, İngilizce. Türkiye'de önemli bir nüfuslu olan Kürt vatandaşlarımızın dilini yazmıyorsun. Ve bunu zannediyorsun ki Türkiye'de millilik. Ama Doğu Türkistan'da, Kaşgar'da Divan-ı Lügat-ı Türk'ün yazıldığı, o Türkçenin saf konuşulduğu yerlerde bugün Türkçe yasak. Selam vermek yasak arkadaşlar. İki Uygur Türk'ü karşılaştığında Türkçe konuştuğunda terör şüphesi uyanıyor. Anlaşılmayan bir dil diyerek terör şüphesi uygulanıyor. Ramazan yaklaşılıyor, oruç yasak. Ama Sayın Erdoğan'dan ses yok. Eğer bunun arkasında Kanal İstanbul projesine bir yatırım çekme ise mazlumların ahı üzerine refah gelmez. Mazlumların ahı üzerinde hiçbir şey yükselmez. Ama yok 2,5 adamlık yönetim dediğim o buçuğun son kısmını temsil eden küçük marjinal bir partinin ipoteği altındalarsa, yani geminin rotası onlardaysa, bir daha İstiklal'den bahsetmesinler İstiklal Marşı'nın olduğu gün. İstiklal bütün dünya beşten büyük dendiğinde, onun içinde Çin de var. İstiklal Marşı mazlum milletlerin marşıdır. Gün sınav günüdür. Ve dün maalesef Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu sınav kaybedilmiştir. Ben açık söylüyorum, sadece Erdoğan'a değil. Birçoğuyla beraber bulunduğum, şu anda AK Parti'de bulunan, biz kısmını tanıdım, MHP'de bulunan o milletvekillerine de seslenmek istiyorum. Vicdanınız el verdi mi o önergeye hayır derken? Gidip oradan çıkıp bir mahfilde nasıl milliyetçilik taslayacaksınız? Nasıl mazlumlara sahip çıktı diyeceksiniz? Sorum çok açık. Artık Erdoğan'dan, Bahçeli'den ümidim yok. Çünkü o üçüncü ortaklarının şeyleri tamam. O ama buradan AK Partili ve MHP'li çoğunu da tanıdığım ve bu konuda hassas olduğunu, vicdanlarının yaralandığını bildiğim arkadaşlara buradan sesleniyorum. Nasıl hayır oyu için el kaldırdınız siz? Ve bunun hesabını millet önünde, tarih önünde nasıl vereceksiniz? Bunlar acı sorular ama sormamız gereken sorular. Şiddetle kınıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni oluşturan istiklal ruhuna aykırı bir tutum olmuştur bu. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin vicdanının ayağa kalkması gerektiği çağrısında bulunuyorum. Evet, arkadaşlar bu konu gerçekten Türkiye'nin şu andaki hükümetin en büyük tutarsızlık gösterdiği konulardan bir tanesi. Sözüm ona insan hakları eylem planını açıklayan, insan haklarını önemseyen, dünyadaki insan haklarıyla ilgili pek çok sözleşmenin altında imzası olan, pek çok uluslararası çok taraflı kuruluşa üye olan bir ülkenin hükümetinin şu anda Çin'de yaşanan insan hakları ihlallerine karşı sessiz durması gerçekten akıl alır gibi bir şey değil. Bunu hem iktidarın ana ortağı hem de küçük ortağı açısından her gün kendilerine sorulması gereken bir soru olarak gerçekten görüyoruz bunu. Ancak bu tabii üçüncü ortağın diğer ortaklar üzerinde nasıl bir etki alanı kurup da bu konuyu gündeme getirmelerini engellediği de büyük bir soru işareti. Bunda herhalde biraz incelenmesi, biraz irdelenmesi lazım. Ama zaten Sayın Perinçek dedi, geminin rotasını biz çiziyoruz dedi biliyorsunuz. Yani şu anda bu ülkenin vatandaşlarının 2018 yılında oy verdiği bir iktidar partisi var. Onun bir küçük ortağı var. Bir de toplumsal karşılık açısından çok daha farklı noktada olan bir başka partinin genel başkanının rotayı biz çiziyoruz demesi var. Ve bu geminin o çizilen rotada ilerlemek zorunda oluşu var. Bu gerçekten bu milletin iradesinin, bu milletin tercihlerinin yönetime yansımadığını da bize önemli ölçüde gösteriyor ve mesele insansa, insan hakkıysa tavizsiz bir duruşun mutlaka ortaya açık bir şekilde konması gerekiyor. Sayın Akşener'le ilgili sorunuza gelecek olursak, gerçekten bir genel başkan olarak, bir kadın genel başkan olarak, diğer siyasi partilerin genel başkanları tarafından
her türlü ahlak sınırını aşacak bir tarz, üslup ve içerikle hedeflenmesi en azından bir aciziyetin ifadesidir. Başka türlü, başka söylemlerle sonuç elde edemeyince ahlak sınırlarını aşan bir alanda Sayın Akşener'e dönük ithamlar o ithamları yapanların aciziyetinden başka bir şey değildir. Biz daha önce de söylediğimiz gibi tüm kadın siyasetçilerin yanındayız. Onları destekliyoruz ve siyasette kadınların daha çok olması, siyasette kadınların rolünün ve etkinliğinin artmasını da bu ülkenin geleceği açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Onun için kendi partimizde de kadınların rolü, yeri çok önemli ve yüksek kotalarla tüm kurullarımızı oluşturuyoruz. Parite hedefleyerek ilerliyoruz. Bütün bu olanlara rağmen, ben ülkemizin kadınlarına tekrar seslenmek istiyorum. Bu olanlar asla cesaretinizi kırmasın. Türkiye'de siyasetin kadınlara ihtiyacı var. Ve bu ülkenin eğer geleceğini, bu ülkenin gençlerini düşünüyorsak mutlaka bu olanlara karşı net, açık, dik bir duruşu ortaya koymamız hepimizin görevidir diyorum. Yani Sayın Genel Başkan müsaade ederseniz son soruyla ilgili bir soru kamuoyuna sormak ve hükümetten cevap almak gerektiğini düşünüyorum. Zikretmeyi unuttum. Bize gelen bazı gayri resmi bilgilere göre geçtiğimiz hafta içinde Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi için Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak bazı konularda hem protesto iletilmiş hem bazı sorular sorulmuş. Bu Türk basına yansımadı bildiğim kadarıyla. Şimdi ben buradan sormak istiyorum. Türkiye bu kadar sessizken ve Doğu Türkistan'da olanlar konusunda Çin'in karşısına, Çin'in taleplerine boyun eğmişken, son olarak da mecliste bu hayır oyu verilmişken, Çin Dışişleri Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi'ni niçin çağırmıştır? Neyin hesabını sormuştur? Ve ne talep etmiştir? Bunu kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşmaları lazım. Aksi takdirde dış politikası ipotek altında olan bir ülke görüntüsü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yakışmaz. Bu sorulara cevap bekliyoruz. Başka bir sorusu olan yoksa arkadaşlar yavaş yavaş tamamlayalım. Şöyle bakıyorum, tamamdır. Peki. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi günler diliyoruz. Sağ olun.